Aslında çok basit. Hemen anlayabiliriz kalp krizi. Çok şiddetli bir ağrı olur. Nerede bu ağrı? Daha çok şu kravat alanı dediğimiz alanda ya da göğsün sol tarafında. Ama bir el kadar en azından büyüklükte. Sıklıkla yanma gibi, yanıcı vasıfta. Aynı zamanda bir kemerle göğsünüz sıkılıyormuş gibi ya da bir fil oturmuş, ağırlık oturmuş gibi hissedebilirsiniz bu ağrıyı. Bu ağrı eğer 10 dakikayı geçiyor ise bunun kalp krizi olma riski yüksek değil. Hele yarım saati geçen bir ağrıysa bu vasıflarda olan ağrı kalp krizi olması neredeyse kesindir. Neler eşlik eder buna? Bulantı, soğuk terleme, kusma eşlik edebilir, ölüm korkusu eşlik edebilir, nefes alamayabilir, hasta nefes almakta zorluk yaşayabilir. Ağrı boyuna, sol kola, omuza aşağıya doğru iner ve çeneye yayılabilir. Çok tipiktir bunlar. Böyle bir durumda 3. 5. dakikasında bile diyelim ki kalp krizi değil, yanlış hissettiğiniz zaman mutlaka bir acil servise başvurmakta fayda var. Neden? Çünkü burada zaman eşittir kalp kasıdır. Geçirdiğiniz her dakika daha fazla kalp kasınızın ölmesi anlamına gelir. Böyle bir hasta gerçekten kalp krizi geçiriyorsa acil servise geldiğinde biz ne yapıyoruz? Çok hızlı 3-5 dakikada tanıyı koyup direkt kateter laboratuvarına, yani anjiyografi laboratuvarına alıyoruz ve orada direkt damarları görüntülüyoruz. 3-5 dakikalık bir işlemde bir şey varsa, tıkanıklık varsa müdahale edip açıyoruz. Ne yapmış oluyoruz? O kalp kasını ölmekten kurtarmış oluyoruz. Eğer gecikirsek, aman bir şeyim yok, derin nefes aldım, bir aspirin içtim, bir uyuyayım, kendime geleyim şeklinde bunu öteleyecek olursak, işte en değerli dönem, o ilk 4 saat çok değerli dönem, o dönemi evde geçirmiş oluyoruz. Ve ne oluyor? Ondan sonra ne yapsak o ölmüş olan kalp kasını geri döndüremiyoruz. Diyelim ki bir ağaç var, ağaca giden bir su yolu var. Su yolu tıkandı, ağaca su gitmez oldu. Ne oluyor bir süre sonra? O ağaç kuruyor. Ondan sonra istediğiniz kadar su verin, o yolu açın, o ağacı yeşertmek mümkün değil. Kalp krizi de böyle. Eğer kalbe giden damar tıkandıysa o damarı bir an önce açıp kurumasını engellemek lazım. Kalp kuruduktan sonra istediğiniz kadar kan gönderin oraya, stent koyun, bypass yapın. O kalp, kurumuş kalp dokusunu canlandıramıyorsunuz.